Doğu Perinçek kimdir? 1942 doğumlu, Gaziantep'te doğan Doğu Perinçek, Sadık ve Lebive Perinçek'in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır'da geçirdi. 5 yaşından sonra Ankara'da büyüdü. Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Bahçeliler Deneme Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini sürdürdü. Üniversite yıllarında 62 ve 63'te toplam 10 ay Almanya'da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi. Haziran 1964'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve Kamu Hukuku kürsüsüne asistan olarak girdi. 1968'de hukuk doktoru olmuştur. Doktora tezinin konusu ve ilk kitabı Türkiye'de siyasi partilerin iç düzeni ve yasaklanması rejimidir. 1964 yılında dünya görüşü olarak bilimsel sosyalizmi benimsedi. 1967 yılında Dönüşüm Dergisi yazı kurulu üyesi ve başyazarıydı. Almanya'da Türk Toplumcular Ocağı kurucusu ve ilk genel başkanı olmuştur. Türkiye İşçi Partisi üyesi ve bilim kurulu üyesi, güvenlik komitesi başkanı, tip içindeki devrimci muhalefet harekatının önderlerindendir. Mart 1968'de Fikir Kulüpleri Federasyonu genel başkanı olmuştur. Kasım 1968'de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık Dergisi'ni kurdu ve yayınlamaya başladı. Temmuz 1969'da İşçi Köylü Gazetesi'nin kurucusu ve başyazarı olmuştur. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra yargılandı. 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Temmuz 1974'te genel affa serbest bırakıldı. 28 Ocak 1978'de Aydınlık davasının aklanması sonucu Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kuruluşuna önderlik etti ve ilk genel başkan oldu. 20 Mart 1978'de Günlük Aydınlık Gazetesi'nin kuruluşuna ve yayınına önderlik etti ve başyazarlık yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı ve 1985 Mart'ında serbest bırakıldı. Ocak 1987'de Haftalık 2000'e Doğru dergisinin yayınlanmasına önderlik etti. Genel yayın yönetmeni ve başyazarlık görevlerinde bulundu. 10 Nisan 1990'da sansür sürgün kararnamesinin çıkarılmasıyla hakkında tutuklama kararı verildi. Diyarbakır cezaevinde 3 ay tutuklu kaldı. 91 yılında TCK 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Temmuz 92'de Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi genel başkanı oldu. Ancak Perinçek hakkında 91 seçimlerinde TRT'de yapılan liderler açık oturumunda yaptığı konuşma nedeniyle terörle mücadele yasası 8. maddeye dayanılarak verilen 14 ay hapis cezası uygulandı. Perinçek 8 Ağustos 99'a kadar 10 ay 10 gün Haymana cezaevinde kaldı. Daha sonra çıkan basın suçlarını erteleyen yasayla yeniden siyasal haklarına kavuştu ve 19 Ekim 1999 günü toplanan İşçi Partisi Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi. Perinçek, 21 Mart 2008 günü saat sabah 4.30 sıralarında evine baskın yapılmak suretiyle Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı gazeteci İlhan Selçuk, eski İstanbul Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolluk, gazeteci Adnan Akfırat, İş adamı İbrahim Benli ve koruması Yusuf Beşir'in de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından Ergenekon operasyonu soruşturması dahilinde yasa dışı örgüte üye olmak ve devlete ait gizli belgeleri bulundurmak gerekçesiyle tutuklandı. Doğu Perinçek çok iyi Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, gazeteci Şule Perinçek ile evli, 4 çocuğu vardır.